diyorum. Yüzleri kızarmaz sevgili izleyiciler. Çünkü utanmaları kalmamış bu ülkede insanların. Niye mi kalmamış? Şimdi size ekrana vereceğim. Şöyle geleyim. Okşanlı Melih Gökçek sevgili izleyiciler. Okşanlı Melih Gökçek. Bunu anlatacağım şimdi size. Bakın Okşanlı Melih Gökçek'i anlatacağım. Şöyle gelelim. Evet. Şimdi bu Okşanlı Melih Gökçek gerçeğini size bir anlatalım. Melih Gökçek bir paylaşım yaptı sevgili arkadaşlar. Bugün. Bu paylaşımın da Filenin Sultanları için ne dedi bakın şimdi. Ekrana vereyim. Görün lütfen. Ve ondan sonra da şimdi Melih Gökçek'le ilgili yüzünün niye kızarmadığını, neden kızarmayacağıyla ilgili bir şeyler anlatayım size. Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, Paris 2024 olimpiyat oyunlarında İtalya'ya 3-0 mağlup olan final şansını kaybeden A milli kadın voleybol takımının oyuncularını Ebrar Karakurt ve Melisa Varkas'ı hedef aldı. Eğer bu iki LGBT'nin Türk milli takımı ile zerre alakası var ise o voleybol takımı milli olamaz, yanlış mı tweet alemi diye sormuş. Bu yanlış mı diye soran, Melih Gökçek'e hatırlatırız tabii, öyle yağma yok. Öyle yağma yok sevgili arkadaşlar. Şimdi hepiniz hatırlarsınız Muhammed Yakut. Önümüzdeki günlerde bir sorun olmazsa Ferit Atay'la beraber ortak yayını alacağız. Bir takım belgeler yayınlamıştı. İddialarda bulunmuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İyi Melih Gökçek ile ilgili Ankaralı Okşan ismiyle ilgili bir paylaşım yaptı. YouTube'da Deliler Delisi olarak bilinen ve ikinci Sedat Peker tanımlaması yapılan Muhammed Yakut isimli kişi ifşa olayları anlatmaya başlayarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İyi Melih Gökçek ile Ankaralı travesti Okşan isimli bir kişi hakkında bomba iddiaları öne sürdü. Yakut Gökçek'in travesti Okşan lakaplı bir transseksüel bireyle birlikte olduğunu iddia etti. Şimdi bunu bir kenara bırakın sevgili izleyiciler. Sonra tabii bu olay devam etti. Bu skandal patladı ve bu skandal patladıktan sonra bugüne kadar bakın bu haberler hala internette haberlerde duruyor ve bu iddialar da gündemini devam ediyor. Melih Gökçek'in bununla ilgili olarak herhangi bir şeyi de yok, açıklaması da yok. Şimdi bu iddialar gündeme geldikten sonra Melih Gökçek 1993 yılında kendisiyle birlikte Refah Partisi'nde Ankara milletvekili olan Ömer Faruk Ekinci'ye travesti Okşan ile birlikte şantaj yaptı. Ankara Kuşu sosyal medya hesabından bu paylaşımını aldı sevgili arkadaşlar. Bu tabii yine hatırlarsınız Gökçek 14 Mayıs seçimlerinden önce oğlun erkek arkadaşıyla evlensin istiyorsan oylar Kılıçdaroğlu'na diye paylaşımlarda yapmıştı. Yakut da bunun üzerine Osman Gökçe'ye senin o babanın Melih Gökçek Ankaralı travesti Okşan ile olan ilişkilerini açıklarsam ne baban ne anan sokağa çıkamaz. Ankaralı Okşan'ı babana sor, baban çok iyi tanır demişti sevgili izleyiciler. İşte bu şeyi söyleyin Melih Gökçek kadın voleybol milli takımı ile ilgili olarak aşağılama yapıyor kendince. Bu Türk milli takımıyla zerrece alakası yoktur deniliyor. Her türlü rezilliği yaşayabilirler. Her türlü ilişkiyi yaşayabilirler. Geçenlerde biliyorsunuz tüp tokatlamakla ünlü bir siyasetçi de vardı bunun içerisinde. Yani her şeyi yapabilirler. Ama asla sevgili arkadaşlar bu insanların cinsel tercihleri üzerinden, cinsiyet tercihleri üzerinden aşağılamaktan geri durmazlar. En uç ilişkileri yaşarlar. En uç ilişkiler üzerinden insanlara şantaj yaparlar ama utanmazlar. Sizinle şimdi bir paylaşım daha yapacağım sevgili izleyiciler. Utanmanın sınırı yok çünkü sevgili izleyiciler. Utanmanın sınırı yok. Melih Gökçek denilen kişinin utanma sınırı yok. Bakın ne yaptı Melih Gökçek sevgili izleyiciler. Bir tweet daha attı. Birkaç saat önce. Onu söyleyeyim. Birkaç saat önce bir tweet attı. Ekrana vereceğim size. Ve ondan sonra da tükürüğünüz var mıdır bilmiyorum. Vardır. Herkesin bir tükürüğü vardır.
Hala Jolev'den alacağımız var biliyorsun, tükürük hakkımız. Bir de Melik Gökçek'le ilgili bu tükürük hakkımızı kullanabiliriz. Bunu paylaştı sevgili izleyiciler. Şöyle yapayım. Bakın Ekrem, bahsettiğin görüntü bu mu? Görüntü bu ise ne demek istiyorlar? Kamuoyu bizzat senden bir açıklama bekliyor diye sevgili arkadaşlar bir paylaşım yaptı. Ve bu paylaşım 2 milyon görüntüleme aldı sevgili izleyiciler. Bakın ekranda bu paylaşım. Bu milletvekilliği yapmış, oğlu hala milletvekili, AK Parti içerisinde bir karşılığı olan, Ankara'da bir karşılığı olan bir siyasetçi bu sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda Twitter aleminin en görünen, en bilindik trollü ve yalancısı. Niye mi yalancısı? Şimdi göstereceğim size. Bu o kadar utanmaz ki, o kadar yüzü kızarmaz bir insan ki, Ekrem İmamoğlu'yla biliyorsunuz yani yalanda üzerine yok arkadaş. Jelibon'u maden zanneden bir adam bu aynı zamanda. Bu Melik Gökçek yani Yossi İmamoğlu diye 1902-1962 doğum tarihi ve ölüm tarihi diye bir şey paylaştı sevgili izleyiciler. Bakın şimdi size hayatın kendi gerçekliğiyle ilgili olarak yani bu utanmazlarla ilgili bir şey daha paylaşacağım şimdi. Bu mezar sevgili izleyiciler. Şöyle gelelim ekrana bakın. Yani şeyin paylaştığı. Melik Gökçek'in paylaştığı. Şu paylaşım bu sevgili izleyiciler. Melik Gökçek'in paylaşımı bu. Şimdi size bakın ne göstereceğim. Bu mezarlık bu sevgili izleyiciler. Tekrar gösteriyorum. Muharrem Yeğin sevgili izleyiciler. Şöyle gelin. Bu Linda Kader Yeğin. Ölüm 1902, doğum 1962. Bakın burada. Mezar da burası. Mezarlık da burası. Ve bu mezarlık sevgili arkadaşlar Mersin Musevi Mezarlığı. Mersin Musevi Mezarlığı'nda bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Yeğin ailesiyle ilgili bunu açık açık alıp Ekrem İmamoğlu'nun soyadını oraya montajlayarak paylaşıyorlar. Ve bu insanlar inanın bana utanmaları yok, arlanmaları yok, arsızlar. Yani bunu paylaştıkları için utanmazlar. Utanacak yüzleri de yok. Önce onu söyleyeyim. Ne söylesen yarabbi şükür diyecek insanlar. Bunlara terlik vurmak da yetmez. Önce onu söyleyeyim. Yani bunlara terlik vursanız terlik yetmez arkadaşlar. Bakın. Yani ne diyeceksiniz ki? Muharrem Yeğin eşi Linda Kaden Yeğin isminin yer aldığı gözüküyor bu mezarlıktaki bu fotoğraf. Ve kısacası Melik Gökçek'e söylenebilecek hiçbir şey yok sevgili arkadaşlar. Hiçbir şey. Tabii bu arada sizden gelenler ne demişsiniz bakalım, sizler Melik Gökçek'le ilgili ne? Montaja gerek yok ki, gidip gerçekten yazarlar bir tane taşa demiş. Ama bu montaj arkadaşlar, Jelibon'u maden sanan biri 25 sene yönetti başkentimizi, millet de oy verdi Ali Usta, neden utansınlar diyorsun. Doğru söylüyorsun. Hani bu ülkede ahlak meselesine gelince biraz yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar sorusuna vereceğimiz yanıtlarla ilgili. Toplum mu ahlaksız? Yoksa onun içinden çıkan siyasetçiler mi ahlaksız? Yoksa siyasetçilerin ahlaksızlığından dolayı mı toplum ahlaksız diye soruları sorabilirsiniz sevgili izleyiciler. Ama şunu söyleyeyim. Bu siyasetçiler bu toplumun içerisinden çıkıyor. Bu devlet bu topluma benziyor. Hiçbir farkları yok bu toplumdan, açık söyleyeyim. Toplum nasılsa siyasetçi de aynı, bu toplum nasılsa devlet de aynı sevgili izleyiciler. Partiler de aynı. Birbirimize benziyor. Yalancılık, ahlaksızlık, yalan söylemeyi peş peşe yapabiliyoruz utanmadan, sıkılmadan ve bunu bir yaşam biçimi yapabiliyoruz.